Resulleri cem ediyor. 124 bin peygamber, 313 tane Resul olur. Peygamber-i Azam'ın 124 bin adedi, Resul ki kitab ile amel edenler 313'tür. Allah bu Resulleri, bu peygamberleri cem ediyor, kıyamet gününde, arsa-i hesapta, feyekûlu Resullere tevbihem, feyekûlu lehum tevbihem li kavmihim. Kavmine tevbihem, Resul'e diyor, ya melek lisanıyla, ya Allah'ın lisanıyla, mâzâ ücibtüm, neyle cevaplandınız? Siz tebliğat yaptıktan sonra bunlar ne cevabla karşıladılar sizi? Allah Celle Celaluhu, Resuller hazır, insanlar hazır. İnkar etmeye imkanı kolmuyor inkarın. Diyor ki peygamberlere, siz tebliğat yaptığınız zaman ne gibi cevap aldınız bunlardan? قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ Hiç hikmeti yok. لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامَ الْغُيُوبِ Bizim bir malumatımız yok. Sen mübalağa ile gaybi bilen bir Allah'sın, sen bilirsin. Bizim ilmimiz senin ilmine karşı yok mesabesindedir. Binaenaleyh yok gibidir, sen bilirsin. Böyle cevap oluyor. Bu ayetten gaye, haşrin şiddetini beyan ediyor. Haşir öyle bir gün ki yevme hanımlar hamile olsa hamilini bırakır, hamile vakit yok. Fakat o şekildedir ki hamil kalmaz şiddetinden. Şiddetinden hamil kalmaz. Aba ve ecda birbirinden nifret eder. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاَب۪يهِ وَاُمِّهِ وَصَاحَبَتِهِ وَبَن۪يهِ Herkes birbirinden kaçıyor. Allah'ın azametinden başka bir ümmet yok. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ Ümmetine bildir ey Habibim. İsa aleyhisselam'a dedi ya Allah Celle Celaluhu. اُذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ Ya İsa benim sana yaptığım orada her bilsinler. Evet. Evet. Nimeti aleyke. Ve ala validetke anana. Anana olan nimetlerimi şükrediniz. İz eyyettüke bir ruhul kudüsü. Seni teyit ettim. Kuvvetlendirdim ruhul kudüs ile ki Cibril'dir. Ruhul kudüs Cibril'in ismidir. Ruhul kudüs olan Cibril ile seni teyit ettim. Cibril emin seninle beraber idi. Her tarafta beraberdi, yardım ederdi. Onunla kuvvet buluyordun. Ve tükellimun nasa. İnsanlarla konuşuyordun. Fil Mehdi Beşik'te. Yetim Züreyi Meryem'de geçiyor. Meryem İsa Aleyhisselam'ı getirdiği zaman dediler ki sen iyi bir insanın kızısın. Bu nasıl oldu babasız evlat getiriyorsun? İşaret ediyor. Ondan sorulur. Diyor ki biz Beşikte olan çocuktan nasıl konuşacağız? O vakit İsa Aleyhisselam fasihu belir ile demişti inni abdullahi ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya ben Allah'ın peygamberiyim, abdiyim, kuluyum kitap vermiş, beni peygamber yapmıştır Allah vermiştir diye işte seni çocuk iken konuşturdum sen insana konuştun ve kehlem kehl 33 seneden yaşında yani İsa Aleyhisselam tekrar geldiği zaman artık genç değildir, ortadır. 33 yaşındadır diyor tefsir. O zamanda da başlarsın, okuyorsun, onları anlatıyorsun. Çocuklukta, büyüklükte senin lisanınla halka talimat yaptırdık. İzâ ve iz allemtükel kitâbe. Kitâbi kitâbrattır. Sana, yok kitâbet. Kitâbettir Murat. Yazıyı sana bildirdim. وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْحِكْمَةَ عِلْمِ سَنَا بِلْدِرْدِمْ وَالْتَوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلَ Tevrat-ı İncil'i de bildirdim. Birinci kitap, bildiğimiz kitabat. Ya İsa hatırlı, seni çocuklukta, büyüklükte, hakkı lisanında icra ettim. Cibril'i sana arkadaş yaptım. Sana dağıma yardımda bulundu. Ondan sonra yazıyı sana bildirdim. İlmi bildirdim. Kime? Anadan doğma, yüzü olmayanın onun kudreti ilahiyle ben başladığın zaman ben iznimle senin elinde okurdun, üfürdün, izin verirdim, gözleri açılırdım. Gözün yeri olmayan, yani gözsüz var ki kör olur. Şimdi ama kör olanadır.
ehver şaşı cüz olanlaradır. Burada ekme yuvasiyuh, gözün noktası yuvasiyuh düz. Bu halde böyle gelirlerdi, sen benim iznimle dua ederdin, ben de dua ederdim, açılıyordu. Vel ebrasa, ebras hasta, beras hastaları, vücudun parçaları beyaz olur, falan olur, şu. Bi izni benim iznimle olur. Ve iste tuhricul mevta bi izni. Ölüler kabirden çıkartıyor, çıkartıyordun, bu da bi izni benim iznimle oluyor diyor. Beş kişiyi ihya etmiştir. Biri Sam, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. İki adam, bir de Emraetun ve Harise. İki adam, bir hanım, oğluyla beraber, bir de Sam. Neyse, mucize oldu mu, mesele yoktur zaten. Ve iz tuhricul mevta bi izni. Kabirden ölüler çıkar bir iznimle. Ve iz kefeftu beni İsrail'e anke بِإِزْجِيْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ben men ettim Beni İsrail'i senden. Beni İsrail'ler bir adam gönderdiler, sen evindeyken seni öldürsün. Ben senin suretini onun üzerine koydum, seni yukarıya çıkardım. Onlara o çıktığı zaman onu öldürdüler. Bu şekilde seni, Beni İsrail'leri men ettim senden. اِزْجِيْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ mucizeyle geldiğin zaman onlar böyle inkara kalkıştılar, ben de seni böyle muhafaza ettim. Bunların hepsinin mucizelerini yürüttüğü halde فَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ مِنْ هَذَا اِلَّا سُحْرٌ مُب۪ينَ kafir olanlar, bunlar sihirden başka değildir, İsa sahirdir, ele gelirse öldürelim ama İsa gitti. وَاِذَا اُحَيْتَ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ yine benim ilhamımla havarilere söyledin, vahyettin. En aminu bi ve bi resuli. Benimle Resulüme iman edin. Ben havarilere, ki 12 kişiydi, İsa Aleyhisselam'a iman eden onlardır. Allah Celle Celaluhu kalplerine vahyetmiş ki benimle İsa'ya iman ediniz. Ben vahyettim havarilere, kalu amenna, onlar da amenna dediler, sana iman ettiler. Ve eşhed ennena muslimun. Ve eşhed şahid olay İsa, biz iman ettik, Allah'a iman ettik, senin de hak peygamber olduğuna iman ettik. İz kâlel havariyyûne. Şimdi havariler zaten İsa Aleyhisselam'ın bu mucizeden, mühim mucizelerinde yalanız havariler iman etmişler. Başka yok. Geldikten sonra artık dedikoduyu olmuştur fazla. İz kâlel havariyyûne. Havariler. Havra beyaz demektir. Bunların bir kısmı su kenarına giderlerdi, çamaşırları beyazlattırırlardı. Sanat veriyorlardı o. Havariler dediler, ya İsa ibn-i Meryem, ey İsa, hel yestetiyo rabbuke, yapabilir mi, gücü var mıdır senin Rabbin, en yünezzile aleyna maideten, bize bir sofra göndersin yemekte, münessem ve semavatten. İşitmişlerdi ki, Musa aleyhisselama, sahra etiğde, sofra geliyordu. Arzu ettiler İsa'ya, dediler senin Rabbin gücü yeter mi? Bize de Musa'ya gönderdiği gibi sofra gelsin de yemek yiyelim, böyle hava zahmetsiz. قَالَتْ تَقُوا اللّٰهِ İsa Aleyhisselam tekbir makamında dedi, Allah'tan korkunuz, Allah'a karşı böyle gücü yeter mi kelimeler kullanılmaz. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ eğer imanınız doğruysa Allah'tan korkunuz, edeble, edeb dairesinde isteyiniz. Kalu dediler, şimdi edeble isteyecekler. Sualleri bu. Nuridu ennekule minha. Bizim maksadımız seni imtihan değildir. İstiyoruz sofra gelsin de ennekule minha, o sofradan yemek yiyeceğiz. Ve tetmeinne kulubuna. Kalbimiz de sakin olsun senin hak peygamber olduğuna. Hem yiyeceğiz, kalbimiz de mutmain olur. Ve ne aleme en kad sadaktena. Anlarız ki hakku hakikatle bize ennehu kad sadaktenadır asıl mukhasafsiz. Sen doğru söylüyorsun. Ve nekune aleyha mineşşahidin. Bu sufrenin üzerine senin nübüvvetine, mucizene şahitlerden olalım. Ne zaman ki duayla işlediler, terbiyeyle istediler, o vakit İsa Aleyhisselam da oğulların duasını Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Diyor ki evet.
Kale İsa ibn Meryem. İsa aleyhisselam dedi, Allahümme ya Rabbi, Allahümme Rabbena, ey bizim Rabbimiz, bizi yoktan var eden Allah, enzil aleyna maideten, gönder, indir, inzal indirmektir. Bize indir bir maide, sofra demektir. Sofrede otururlardı ya. Bir sofra gönder, mines semai semavatten, tekunu lena iden, bayram olur bize, de evveline ve ahirine, evvel ve ahirimize bayram olur. Yani gönder de ondan id diyor, bayram için avdet ediyor. Her sene iki defa avdet ettiği için id diyoruz. Bu bize bayram olsun da üzerinde yiyeceğiz. Bayram günü. Allah-u Teala da pazar günü göndermiştir. Onun için o vakit Hristiyanlar pazarı kendine bir bayram adetmişler. O vakitten kalmadır. Eyden le evveline ve ahirine ve ayeten minke ya Rabbi, senden de bir ayet olsun, kudreti kuvvet önüne delalet edici bir ayet olsun gözümüzde. Ve rızıkna ve ente hayrur razıkin, ya Rabbi kısmet verenlerin hayırlısı sensin, kısmeti veren sensin. Allah Celle Celaluhu ölül azim olan İsa'nın duasını kabul etti. Kâle Allahu, emretti Allah lisan-ı melekle yahut açıktan İsa'ya, inni münezziruha aleykum, senin istediğin bu sofrayı sana gönderir, size gönderir. Fakat femen yekfur ba'du, eğer gönderdikten sonra küfrana varlarsa, küfrederlerse, minkum sizlerden yani kavminden küfredenler olsa, fe inni uazzibuhu azaben, ben onlara azab-ı şerize azablandırırım ki la uazzibuhu ehaden minel alemin, halk hiç ehadi bir hiç kimseyi onun kadar azab vermem. Şimdi efendim burada 2-3 kelime Mevlana'nın da okuyalım, güzel terbiye bahsi geçti ya, dahi başında biraz terbiye karışında yaptılar. Diyor ki es huda cuyim tevfiki edeb, bi edeb mahrum imand az lütfi Rab, Allah'dan talep edelim ki bize tevfik ihsan etsin, edeb sahibi olalım. Allah'a karşı edeb, Resulullah'a karşı edeb, dine karşı edeb, Kur'an'a karşı edeb, büyüklere karşı edeb, edeptir insanı yukarıya çıkaran. Allah'dan dua edelim ki bize edebi ihsan etsin. Bak dua ettiler, evvel edebe muvafık değildi, dua kabulü şey etmedi İsa. İkinci edebe muvafık olduğu için dua kabul oldu. Bi edeb mahrum